aslanlara geçelim o zaman. Emojilerini alalım. Aramızda aslanlarımız var mı? Var. Bak ne var. Güzel. Aslanlarımız var. Tutulmanın kahramanları gelsin bakalım. Aa, çok güzel bak. Aa, bir şeyleri araştıracaklar. Bir şeyleri öğrenmek isteyecekler. Aynı zamanda ilişkilerini artık yoluna koymak istedikleri bir süreç ve dönem. Aynı zamanda geçmişle hesaplaşıyorlar. Bu tutulmayla birlikte geçmişteki bir takım çözemedikleri olayları ve sorunları artık rafa kaldırıyorlar. Ve bunları tamamlıyorlar. Bu belki bitmiş bir şeylerdi. Geçmişleriyle alakalı bir türlü yoluna koyamadıkları bir şeydi. Şimdi onu artık tamamladıkları bir dönem ve süreç hadi başlıyor. Kariyerlerinde, ortaklı ilişkilerinde, finansal güçlerini tekrar yapılandırabilecekleri bir takım etkiler var ama bu tabii ki öyle süper yağ bal börek bir şekilde olmayacak. Neden? Güneş aslanda tutuluyor. Cesaret isteyecek. Egolarını biraz arka plana atmasını isteyecek. Burada bir imtihandan birkaç soru soracak size. Yani imtihan var. Diyor ki egonu geriye atabilecek misin? Bencillik duygusundan çıkacak mısın? Senin olan şeyi toplumsal anlamda ya da paylaşman gerekiyorsa paylaşacak mısın? Burada bir takım olayları yani eksikliklerini artık öğrenip yüzleşecek misin diyor. Eğer bunu da yapmayı başarırlarsa zaten bu tutulma etkisiyle çok önemli bir takım başarılar, yükselişler önlerine gelecek. Bir kere evlenebilirler. Yeni bir işe giriş yapabilirler iş arayışındalarsa 11 Ağustos sonrası yaşanılan güneş tutulması etkisi ise ama eğer 98 yılını 99 yılını görmüş yani o dönemlerde yaşamış gençliğini o dönemlerde geçirmiş kişiler bizi dinliyorsa da aynı zamanda o yılda doğanlar da var. Ben bunu söylediğimde diyor ki ben o zaman doğmuştum hiç hatırlamıyorum ki ne oldu diye. O dönemlerde neler yaşadınız? Mesela o tarihte onların neyin tekerrür etmesini istemiyorsunuz? Bunları bir göz atın. Bunları bir bakın, inceleyin. Biraz daha olayları bu boyutta değerlendirin. Ya ben orada ne hatalar yaptım? Birden belki bir ayrılık kararı verdiniz. Evi terk ettiniz diyelim. O bir belki bir hataydı sizin için. Orada daha sabırlı olmayı öğrenebilirdiniz. Şimdi gelin. Bu döneme bir gelin. Bakalım bu dönemde belki bu size farklı bir alanda, iş alanında gösterecek. Belki terk etmemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Belki yaşam size sabretmeyi öğretiyor. Burada size tekrar bu sınavı soruyor. Yani biraz daha geçmişinizle bağlı bir şekilde yaşayın. Buradan ders alarak yaşayın. Unutmak yerine, unutmamak yerine ders alarak yaşamayı başarılarsa tecrübeler kesinlikle tekrar etmezler diyoruz. O zaman bir de ilişkileriyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. İlişkilerinde lütfen sabırlı olsunlar. 11 Ağustos'taki güneş tutulmasından sonra karar versinler. İyi yani pozitif ya da negatif. Buna kendileri karar verecekler. Biz buradan bir şey yönlendirme yapamayız. Ama şu an birçok aslan ilişkilerini bitirme noktasına gelmiş olabilir. Buradaki enerjilerini daha dikkatli bir şekilde kullansınlar. Çok hani yıkıcı olmasınlar. Ben bir espri yapıyorum. Diyorum ki tüm aslanlar tutulmaya kadar kafeslerine geçsin. Evet dışarılarda aslan sakin gibi kükremesinler. Evet. Herkes mekanına geçsin, sabırla beklesin. Ondan sonra herkes çıkabilir. Yani biraz ondan sonra bir rahatlasınlar. Biraz tutulma sakin etkileri onları daha yükseltebilir. Pişman olabilirler mi? Tabii ki pişmanlıklar. İşte bu hafta bunları tetikleyebilir. Yani biraz öngörülü olsunlar. Onların tutkuları yüksektir. Güneşin insanları. Güneşe çok yaklaşırsanız yakar, uzaklaşırsanız ne olur? Yani üşürsünüz. Yani onlara yaklaşım tarzlarınıza da dikkat edin. Şimdi aslanlar da çevresinde aslan olan, aslanları yönetmeye çalışan belki babası, belki eşi, belki patronu vesaire biraz daha onlara bu bakış açısıyla baksınlar.